Efendim Engin Polat tahliye oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ne düşünüyorum? Bu ülkede hiçbir şey sürpriz değil. Neden biliyor musun? Yalnız onlar değil ki. Tutukluyor, atıyorlar. Ondan sonra da serbest bırakıyorlar. Demek ki bunlar tutuklanmasıyla gerekmediği halde belirli bir mesajlar vermek için iktidar tarafından artık muhalefeti korkutmak mı diyelim ne bileyim. Böyle sosyal medya konu muhalefette ne ilgisi olabilir? Virgül koyuyorum. Değil. Engin Polat 40 yıla yargılanıyordu. Ama, 10 ay yatıp tahliye oldu. Şimdi her konuşanı tutukluyorlar ki muhalefet konuşmasın diye. Ondan. Yani sosyal medyada sade vatandaşlar bir şeyler söylemek istiyor ama fazla şey söyleyemiyor. Korkuyor yani. Beni tutuklayacaklar diye gerçekten. Mesela o kızcağız İzmir'de tutuklandı. Hayatında karakola bile düşmemiş. Hiçbir suçu olmayan bir kaydı olmayan insan. Orada 17 gün orada yattı. Onun hakkını kim savunacak peki? Onun hakkını nasıl geri verecek? Dilruba'da 7,5 ayla 4 yıl arası bir şeyle yargılanıyor şu anda. Hapis cezasıyla. Ama yargılan o şeyi paraya çevirecek duruma getirecekler. Öyle. Öyle ayarlayacak. Paraya çevirecek duruma getirecekler. Paraya verecek çıkacak. Yani bu yalnız bu değil yani. Biz, zaten bu ülkenin de ekonominin kötü olması da adaletin olmamasına kaynaklanıyor. Adalet olma diye de eğitim olmaz, ekonomi olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Tamam. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Dedi ki Ankara'ya dünyanın en büyük adalet sarayını dikeceğiz dedi. Saray yapmak adaleti. Savcılar, hakimler adaleti yargı yapıyor. Mesela şimdi İmamoğlu geçenlerde buyurun Holdi Meydan diyor ceza verebilirsiniz verin bana dedi. Ha bak diyor parmak sallıyor diyorlar mesela değil mi? Şimdi affedersin ben anayasayı tanımıyorum Cumhurbaşkanı. Anayasayı tanımıyorum diyor. Ortağı Bahçeli diyor anayasa kapatılmalıdır diyor. Ülkenin beka sorunu diyor. Onlar parmak sallamıyor da mesela belediye başkanı öyle deyince buyurun Holdi Meydan diyor. Halk biraz da parmak sallayanı seviyor olabilir mi? Seviyor değil. Şimdi sevmiyor. Eskiden seviyorlardı ama şimdi sevmiyorlar. Onlar da yanlış yapıyor bak. Eğer öyle bir cesaret edip öyle bir ceza verirlerse ona yasak gelmesi önemli değil. Affedersin kediyi koysa yine kazanır bu sefer. Yok efendim öyle olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadı. Ama algı yaratılmadı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Mesela İstanbul'da ikinci seçimde de nasıl algı oldu da çok farklı kazandı. Bunda da bu sefer öyle bir şey yanlış yaparlarsa kendi bacaklarına sıkmış oldular. Karşı tarafı kimi koyarsa kazanır yani. Şimdi insanlar eskiden bir algıya inanmıyorlardı. Algı olmadığına toplum inanıyordu. Kim algı yaparsa, kim mesela algının da adı yalandır aslında tamam mı? Ama şimdi insanlar inanmıyor adı şimdi. Neden inanmıyor? Demişler bir laf var köyde yalancının biri var. O ne konuşsa ya yalancı da git diyorlar ona. Evi yandı önce de kimse inanmadı. Şimdi de AK Parti'nin de bu duruma düştü. Kimse inanmıyor. Doğru da söylese inanmıyor artık. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bu sıkıntıların üzerinden yine gelirse AK Parti gelir dedi. Bu kaçıncı defa mı? Bu 2003'te 23'te uçacaktık bilmem ne olacaktı. Yani bu defalarca bu... Uçtuk uzaya çıktık. Ya şeye doğru uçtuk. Ona da parayla çıktık. Başkasını doğumu çıkarıyordu. Para verdik adam bindirdik geldik yani. Bizim bir orada bir araştırma yapmak bir şey yaptık. Tamamı reklam bahanetine çıktık oraya yani. Yani sanki... Olsun itibar oldu bizim için. İtibar değil. İtibar halkına, emekline, işçine yeteri kadar insanca yaşayacak kadar geçimi sağlıyorsa itibar budur. Peki var mı böyle bir durum? Halk %100 refah içinde diyebilir misiniz? Ne refah ya şimdi. Asgari bugün %52'si falan asgari ücretle çalışıyor. Mesela bu asgari ücreti olanlar hepsi sefil yaşıyor. Düşünüyor musun? 17 bin lira aylık alıyorsun. Zaten 17 bin lira ev kirası bulamıyorsun ya. Bu refah. Yani bunu kim refah diye söylerse affedersin o ayıp etmiyor. O söyleyene inananlar ayıp ediyor aslında. Böyle bir mantık olur mu? 17. Ama kimisi de diyor ki yalan söylüyorlar. Gayet de çalışan parasını kazanır, geçinir. Ama kimseye tabii, de muhtaç olmaz. Tabii ben inanırsam affedersin kafam çalışma inanırsam onlar doğru söylüyor. Ama inanmasam doğru söylüyor. Mesela ben 80 yaşındayım. Emekli olduğum zaman mesela aldım tazminatı bir ev aldım. Şimdi bunlar 2002 yılında iktidar oldukları zaman 14 tane çeyrek altını alıyordu emekli maaşım. Şimdi 3 tane alıyor. Benim her ay 11 çeyrek altınım kayıp. Ben kimden isteyeceğim bunu? Ne oldu da kayboldu? Bu alım şimdi, gücü nereye gitti alım abi? Alım gücü bu 2008 yılında emekli olma endeksi düşürdüler 75 liradan 30'lara. Emekli olanlar tazminat alamıyor. Emekli hesaplamalar düşürüldü. Herkes emekli oldu biliyorsunuz. Yani 38-40 yaşında insanlar emekli oldular. Emekli oldular ama mesela onu beni 45 yaşında, 43 yaşında emekli edeceğine beni 60 yaşında emekli etsedin de emekli olduğum zaman da yazlığa gidebileyim. Mesela Almanlar geliyor Türkiye'ye, Alanya'ya geliyor. Mesela Batum'da. Siz gidebilir misiniz bir emekli maaşınızla Almanya'ya? Nasıl gidebilirim ki? Köyüme gidemiyorum. Orada torunlarım var. Torunlarım haçlık
veremeyeceğim de utandığım için köyüme gidemiyorum. Nasıl olacak? Nasıl böyle gidebilirsin ki? Bir de alay ediyorlar. Diyorlar ki hele beyurtları onları ayırdık. Emeklilerde şey gidebilir diyorlar mesela. Tatile. Emekli oraya gidip gelme otobüs parası veremiyor. Orada nasıl kalacak yani? Ama hep kızım bak. Vallahi billahi ben o parti bu parti değil. Bu ülkeye kim yarıyor? Hepimiz yararlanacağız. Ya ben ne Tayyip düşmanıyım ne Kılıçdaroğlu düşmanıyım. Ama ülke gerçekten yamalanıyor. Satılıyor durmadan. 7 il büyüklüğünde orman toprağı satıldı. Mesela Ankara'da Atatürk ormanı yok edildi. Şimdi de bir kısım kalanlar da artık imara açılıyor. Yani bunların işi gücü imar. Şimdi mesela 5'li çete dediğimiz, diyelim ki 10'lu çete sayalım. Bunların o 8 büyük şirketin 2 tanesi hariç zarar gösterdi. Bunların vergileri affediliyor. Vergi hapları devletin kesesine, hanesine zarar değil mi? Zarar var mı? Devletin kasasına gidiyor. Benden onu verecek top. Mesela konumuza dönecek olsak Engin Polat da 750 milyon TL'ye yakın vergi kaçırmış. İspatlanmış bu. Buna rağmen tahliye edildi. Ben bundan soruyorum aslında. Zaten şimdi Türkiye'de ne olursa mesela Suriye'den kamyon geliyor, ihbar oluyor, kamyonu çeviriyorlar. Göçmenlerle jandarma var, polis var içinde. Ülkenin çivisi çıkmış, çivisi çıkmış. Bunlar istese de düzeltemezler kızım. Gerçekten düzeltemezler ya. Peki bu çiviyi yere de kim takar abi? Valla bir değişik olması lazım. Değişik mi oldu? O da kötü yaparsa onu ne indireceğiz? O da ki... Sizce halk değişiklik istiyor mu? Değişik istiyor tabii. Mesela eğer kötü yapanı devamlı indirmeye başlarsak gelen kötü yapma şansı olmayacak. Yanlış yaparsan beni de indirecekler. Ama öyle değil. İktidar olan, yalan da olan bir şeyler söylüyor. Onlara inanıyoruz. Uzun süre iktidarda kalıyorlar. Onlar iktidarda kaldıkça şımarıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Yani zaten ya bu ülke en büyük şeyi dış politikamız. Mesela Tayyip Erdoğan herkese el kol salladı. Mesela siz neler demedi ki, değil mi? Bu kadar ayıp. Rabia yaparak uğurladı. Tabii. Evet, Rabia yaparak uğurladı. O Rabia da Türkiye'de geçti yani bir zaman. Herkes Rabia yapıyordu. Ama işte yanlış olan bu. Mesela Hamas lideri burada yas tuttuk. Tutmayanları, yani konuşanları affedersin cezalandırdı, mahkeme verdiler. Hamas buradan 2 sene evvel dedi ki PKK Kürt devleti kuracak dedi. Kurduktan sonra dedi Türkiye'deki topraklarda geri alacak da beyanat verdi Hamas lideri. O öldürülen Hamas lideri. Öyle mi? Evet, evet. PKK'yı savunan, Türkiye'deki topları geri alacak diye yani ben nasıl yas tutarım ama ya? Ben de yas tutmadın diye de ceza veriyorlar. Yok abi, yas tutmayana ceza diye bir şey ama yok yani. Ama öyle arkasında konuşuyorlar. Arkasında buna yas tutmayan, buna karşı giren vatan haini diye ilan ediyorlar. Aynı şey bu da. Bu olmaz kızım. Mesela bugün Akdeniz'de yokuz. Neden yokuz biliyor musun? Eğer Mısır'la zamanında kötü olmamış olsaydık, Libya'ya gidip de yanlış tercih yapmamış olsaydık, Hafter'i desteklemedik, o zaman hükümetini destekledik. Marsal'ı belki onunla beraber yaptık. Bu sefer Haftar iktidar geliyor. O da değişiyor. Şimdi tek başımıza kaldık Akdeniz'de. Petrolü arayamıyoruz şimdi. Çok basit kendimize ait bir yere bakıyoruz. Biriyle birlikte olup Mersin bölgeye ayarlayamadım. Çıkan için. Petrol ve doğalgaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle. Lojistiği ve işlenmesi var diye bekletiliyoruz şu anda. Ki? Gabar'da petrol biliyorsunuz. Karadeniz'de de doğalgaz bulundu. Ama tekrar diyorum lojistik ve işlenmesi var bunun. O yüzden daha hala erişemedik. Bu eskiden beri Mardin'de falan biz belki 50 senesinden öncesinden beri petrol çıkıyor bizde ya. Ne dese %20'ye yakın bir zamanlar şey diyorlar çıkıyordu. Ya Lozan Barış Anlaşması 2023'te bitti de biz artık petrol çıkarıyoruz. Ama şimdi diyemiyorlar tabii. Tabii. Toplum bu kadar da. O zaman da %20 ne de sakarşılıyordu. İlk defa değil ki. Kabardaki de affedersin dediler ki rafineye gerek yok. Direkt koy traktörü çalışsın dediler. Hadi 2 sene 3 sene oldu. Ne oldu? Ne faydası nereden geliyor? Aynı o eskiden hani mesela Adıyaman'da falan bulduğumuz petroller gibi kalitelisiz çıkıyor. Yeteri kadar zerre olmuyor. Böyle. O da onlar gibi kalacak gibi gözüküyor. Mesela Karadeniz'de bulduk mesela. Karadeniz'de neden bulduk biliyor musun? Eskiden komünizm rejimi varken şimdi orada petrol aradığımız yerde biz petrol alama iznimiz yoktu. O Romanya, Moğolanya falan oraya ayrılınca yeniden bir Karadeniz kıyısı anlaşması yaptığımız için o aradığımız yerler arama şansımız hakkımız da oldu. Şimdi diyor ki bak Tayyip Erdoğan geldi petrol çıkarıyor. Daha önce de ikincisi Karadeniz'de 5000 metre inmesen, 3000 metre aşağı inmesen petrol çıkaramıyorsun. O zaman bir defa dünyada 5000 metre inen platformu yoktu bir defa. Teknoloji gelişişe bunlar kolaylaşıyor. Bununla ilgili de şöyle diyorlar. Önceki hükümetler yapmadığı için şimdi Recep Tayyip Erdoğan yapınca biz mutlu oluyoruz diyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan ne yaptı ki? Bir şey yapmadı ki. Mesela köprü yaptı, yol yaptı, ne bileyim geçitler yaptı. Ama şimdi sattıklarını sayarsan, sattığı fabrikalar ülkenin Eczacıbaşı diye ilaç fabrikamız vardı. Neredeyse %80'i karşılıyordu ilaçımızı. Şimdi %100'ü dışarıdan alıyoruz. Bunlar hem de bunlar çökülerek ellerinden alındı. Belirli yandaşlara verildi. Bunlar kapatıldı. Diyelim özelleştirildi. Diyelim değil de öyle oldu. Özelleştirildikten sonra gelen para hazineye
mi aktı? Ne oldu? Özelleştirme yok ki kızım. Resmen peşkeş çekiliyor. Yani diyelim ki 10 milyar lirası bonu diğeri 1 milyara veriliyor. Onu zaten makine versiyonu o parayı çıkarıyor. Toprağı da inşaat yapıyor. Gidiyor falan. Bunu yapanın buradaki karı ne abi? Ona satacağına bile karı, satarken. Karı. Şimdi toplumu devşirmektir. Toplumu devşirmek için zamanda onu yapmak istediklerini yapabilmek için devamlı. Bütün üniversitelerimizde affedersin ilahi profesörler atanıyor. Onlar yönetiyor. İlahiyatçı başkadır. Mesela ilim bilim adamı başkadır. Matematik fizik ayrıdır değil mi? Yani onun için bizim Tayyip'den önce üniversitelerimiz dünya 36. sıra dedi. Şimdi 126. sıraya indi. Ne okul kaldı bu ülkede, ne eğitim kaldı, ne kurum kaldı. Yani batmayan bir şey kalmadı. Batmayan. Şimdi o gençlerimiz orada Atatürk'ün askerleriz demesinde sebebi pek şeyde konuşulmuyor. Neden biliyor musun? Bir halkta bir konuşma var. Askeri okullarda talebelerin %80'i affedersin cemaatlerin talebeleri yerleştirdiği talebeler diyorlar. O 900 kişiden 300 kişi ayrılmanın sebebi de biz cemaatçi değiliz, cemaate bağlıyız diye haykırma için o lafı söylediler. Bu ülkenin düşmanı olduk için söylemediler. Halk nezdinde var askeri okullar şeye geçirdi, cemaatler, tarikatlar geçirdi diye bir söylenti var. Bunları kendilerine yakıştıramayan gençler. Ya, ordu iç işlerine bağlandığından beri yani bu 2016 darbe girişiminden beri daha bir kontroller yapılıyor. İşte askeriyeler daha denetimli tutuluyor. Bu dediğiniz ya, hangi tarih? Ya, denetimler tutuluyor diye zaten askeriyede bir şey kalmadı. Şimdi affedersin Fethullah Gülen'i teslim eden, bu ülkeyi adaletin teslim eden Tayyip Erdoğan'dır. Zaten Fethullah Gülen'i büyüten Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan da büyüten Fethullah Gülen'dir. Bu da birbirini büyütürler. Ondan sonra askeri yok ettiler. Bu askeri darbe 15 Temmuz darbesinden sonra da sen zannediyor musun halk onları önledi? Zamanında az olsa kalmış olan Atatürkçü askerler direndi de öyle önledi onlar yani. Bugün Atatürk yok sayarak. Atatürk alerjisi var. Şimdiki devleti yöneten insanlarda bir Atatürk ama alerjisi var. Ama dediğinizde de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Sanmayın ki halk dediniz. Şimdi 250'den fazla 15 Temmuz şehidi var. Konu ne olursa olsun şehit onlar. Yok ben hani onu savunmuyorum. Sadece Atatürkçüler öldü demek yani değil. Toplumu ayrıştırmak abi, olur. Sırf Atatürkçüler ama Atatürkçü subaylar olmasa belki halkın çıkması yetmeyecekti yani. Mesela ondan sonra o şey Atatürkçü subaylar yargılandı. Hepsi hapse atıldı. Ne oldu? Şimdi asker diye eskiden dünyanın ikinci ordusu Sovyetler Birliği'nden sonra Türk ordusu geliyordu. Mesela bizim şeylerimiz hep diş ülke mesela de Tayyip Erdoğan dedi ki Filistin için. Nasıl dedi Karabağ'a çıktıysak dedi gittiysek Filistin'e öyle gideceğiz dedi. Azerbaycan Başbakanı hemen konuşma yapıyor. Türk askeri gelmedi diyor Karabağ'a diyor. Mesela bizim askerimiz kazandı diyor. Türk askeri kazanmadı diye beyanat vermek zorunda kalıyor. Böyle palavrayla konuşmanın yüzünden. Efendim buna rağmen hala bizim Azerbaycan Devlet Başkanı ile aramız iyi Aliyev'le. Nasıl oluyor? İyi tabii bu da gelecekte neden? Zaten Azerbaycan Devleti Aliyev de vatandaş sürünüyor. Ama devlet çok zengin. Devlet daireler neredeyse altında kaplanıyor. Orası bizden daha kötü devlet yönetimi olarak. Yani tamamen mesela Rusya, Azerbaycan, İran filan bu ülkeler aynı. Bizim Türkiye bu 3-4 tane ülke aynı yönetimde zaten hemen hemen. Diktatör dediğimiz yönetim bunlardır. Bu saydığım ülkeler hepsi ülkelerini zalimce yönetiyorlar. Halk sürünüyor. Bak mesela 15 Temmuz komisyon araştırma raporu vardı. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi mecliste. Dedi. Sonra da çalındı dedi. Neden peki? Neden okunmuyor? Neden okunmuyor? Bu demek ki bugünkü iktidarın o raporda en başta sıralanan insanlar bu ülkeyi yönetenler olduğu için o rapor yok edildi. Teşekkür ederim sohbet için.